üç, dört. Bir dakika. Yok, bu olmadı. Bu biraz daha neşeli, biraz da yüksek tempolu çalalım, tamam mı? Hadi. Son, iki, üç, dört. İki do, ne zor. Süpersiniz, süper. Ay bakayım. Ay bu ne kadar benzemiş Ezo'ya, Allah kahretmesin. Onu şöyle standın üstüne koyun çocuklar, tamam mı? Çok sallamayın, şey olmasın. Hadi. Ne oluyor ya? Ah Mert, gel. Ne o, evleniyor musun Cemal abiyle? Terbiyeni bozma. Bugün Ezo'nun doğum günü. Git arkadaşlarını ara, çağır. Eşini, dostunu haber ver, gelsinler yavrum. Benim arkadaşlarım ne alaka ya? Mert. Ya bir kere de bir şey söylediğim zaman bir terslik yapmadan dinle beni yavrum ya. Kalabalık yapsınlar diye çağır gelsinler diyorum. Bu Ezo'nun hiç arkadaşı, eşi, dostu yok. Yabani ya. O yüzden gelirler, kalabalık yaparlar. Hem de eğlenirsiniz. Beleşe parti işte. Seversin sen. Hadi, hadi. Harun. Oğulcum. Birazdan Ezo'yu gönderiyorum senin yanına. Ama bak unutma, biz hala bozuğuz. Ezo'nun hatırına geliyorsun sen eve, tamam mı? Aferin sana. Bu akşam Ezo'nun doğum günü için bir şey planladınız mı? Hiç olur mu öyle şey? Doğru, olmaz tabii. Benimki de soru işte. Eğlence bu konağa hiç uğramadığı için. Neyse ki biz bir şeyler düşündük. Oğlum Harun böyle özel günlerde çok hassastır. Tabii aile farkı. Yalnız Ezo'nun haberi olmasın lütfen, sürpriz olacak. Ama Ezo... Ay çok iyi düşünmüşler. Hanımım Ezo... Çok güzel düşünmüşsünüz. Sen bize bir kahve yapıver. Biz de bu sürpriz doğum günü partisini konuşalım. Benim sade. Kız ne gıgırdıyorsunuz? Gülmek yok demedim mi ben size? Ay abla, ne yapalım, ağlayalım mı yani? Ağla. Gerekirse ağlayacaksın Neşe. Zeliha Hanım'ın arkasında ağlamayacağım da kim ağlayacağım? Yap şu kahveyi. Yürü. Buna ne oluyorsa hep bir dram. Dram kraliçesi. Oh, kayfedemiz gibi koktu ablam. Canım çekti. Sen onu bana ver. Misafirliğe yenisini yap. Ay. Aman tamam. Kız abla. Aşağı yemeğine başladım kız. Hakikaten öyle oldu. Bana bak, kimseye bir şey demeyeceksin şimdilik. Aramızda sığ. Sır diyor. Ne? Abla bana sır deme ya. Niye kız? Ben sır tutamıyorum galiba ya. Böyle sır dediğin zaman... böyle karnıma bir şeyler oluyor böyle. Boğazımdan ılık ılık çıkıp sonra kusağı gibi çıkıveriyor ağzıma. Ağzından tek bir laf çıksın... o kusluklarını geri dikiveririm ağzına. Bunca seni bekledin mi? Müjdeyi ben vereceğim. İnşallah. Ay bahçeyi o kadar güzel süslediler ki. Orkestra da var. Hele o pasta. Ezo görünce bayılacak. Ama dediğim gibi sürpriz. Ay çok masraf yapmışsınız. Ay ne demek, lafı mı olur? Ezo bizim gelinimiz olacak. Hayırlısı. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Öyle, öyle. Tabii de bunun artık pek nasiplik bir tarafı kalmadı. Böyle bir doğum gününü kim görse evet der. Hoş geldiniz. Ay Ezo'cum hiç hoş gelmedim. Evde durumlar çok karışık.
Yani Mert'i birazcık ikna ettim, yumuşattım ama Harun şu Cemal olayından beri eve gelmiyor. Ben tam olarak bunu anlatıyordum Cavidin Hanım'a, dert yanıyordum. Ezo halleder dedi ama... Madem biz bozduk, bizim düzeltmemiz gerekir. Elinden ne geliyorsa yap kızım. Yani tamam, ben elimden ne geliyorsa yaparım tabii. Ne yapabilirim ki? Ne yapıyorsun hanımım? Ne doğum günü? Ezo kıyameti koparı. Koparsan? Yapma hanımım. Allah aşkına. Kızı bir daha mı yıkmak istiyorsun? Vallahi Esma kendim tanıyacağım dedi. Buyursun tanısın. Gerekirse de yıkılacak. Ama bakalım evlilik teklif ettiği kızı ne kadar tanıyormuş Harun Efendi ile annesi görsün. Hanımım, karşını alıp güzel güzel konuşsan ya. Esma, Ezo benim sözümü dinleseydi bugünlere gelmezdik. Canı yanacak, yansın. Yüzüğü taktıktan sonra yanacaksa şimdi yansın. Ben ağlayacağıma o ağlasın.